Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda da açı kenar bağıntılarının tarama testini gömeceğiz arkadaşlar. Videoyu birazcık böyle uzak tuttum ki sorular daha hepsi gözüksün diye. Kısa sorular varsa onlar da videoyu yakınlaştırırız. Şimdi birinci sorumuz diyor ki, yarım daire biçimindeki bir levha O merkezinden 3 dilime ayrılıyor. Ardından elde edilen dilimler üçgenin köşelerini kenarlar ile yarıçaplar çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Tamam, şekli gördük. Sarı, yeşil ve mavi dilimlerin alan ölçüleri sırasıyla A1, A2 ve A3'tür. Sarı A1'miş, bu A2'ymiş, sarı, yeşil ve mavi. Bu da A3'müş. Ve üçgenin kenar uzunlukları da X, Y, Z birimdir. A3 en küçükmüş arkadaşlarım. En küçük daire dilimimiz A3'müş. Şimdi dairede şöyle bir olay var. Daire dilimi küçükse daire diliminin açısı da küçüktür. Yani şuradaki açı en küçük açımızmış. Mavinin açısı en küçük. Bu en küçük. Sonraki A1'miş dostlarım. Yani sarınınki orta açıymış. Orta. En büyükleri de A2'ymiş. Yani yeşilinki de en büyük açıymış. Bu da en büyük. Şimdi buna göre de diyor kenar uzunluklarını sıralayınız diye bir şey sormuş bize. Ne diyeceğiz şimdi dostlarım? En büyük açının karşısındaki kenar en büyüktür. Yani X bizim en büyük açımız olacak. En büyük kenarımız olacak, pardon. Sonra ortanın karşısındaki de orta boy olacak. En küçük açının karşısındaki de en küçük boydaki kenarımız olacak. Yani Y, Z, X şeklinde hangi şıkkımız da var? Bursa şıkkında sorumuzun cevabı varmış. Ve geliyorum ikinci sorumuza. Bunu biraz yakınlaştırabiliriz şöyle. Evet. Şekildeki en uzun kenar hangisidir diye bir soru sormuş. Dostlarım ne demiştik? Şu dik üçgenle başlayalım. Ok yöntemi kullanıyorduk burada. Soldaki üçgendeki en büyük açımız 90. Yani diğer açıları bilmeme gerek yok. Çünkü 90 dereceden daha büyük bir açı bunlardan biri olamaz, değil mi? Bir açımız dik üçgenin. Dik üçgen olduğu için dik üçgenin en büyük açısı 90 derecedir. Dolayısıyla en büyük açıdan karşısındaki kenara doğru ok çizdim dostlarım. Geldim buna. Şimdi burada da 110 derece var. Yani 90'dan büyük, yani geniş açı. Geniş açının olduğu bir üçgende diğer açıları bilmeme gerek yok. Çünkü diğerleri mutlaka 110'dan küçüktür diyorum. Burada da en büyük açıdan karşısındaki kenara oku çizdim. Şimdi okları takip edecektik. Bize sonuca ulaştıracaktı. Buradan bakın gelmiş buraya. Buradan da buraya devam etmiş. Yani bittiği yer şuradaki Edirne noktasıdır ki bizim en uzun kenarımız da Edirne olmak zorundadır o halde. Evet, şu sorudayız. Bir makasın iki kanadının bağlantı noktası ile üst 3 noktalar arasındaki uzaklık 9 metredir. Tamam. 9 santimdir. Buna göre makas açıldığında uç noktalar arasındaki uzaklık tam sayı türünden en çok kaç santim olabilir diye bir şey sormuş bize. Dostum hemen ne yapacağız? Bakın burada bir üçgen oluşuyor ki bu üçgenin x için şöyle bir şey yazabiliyorduk, değil mi? X kenarı için. Diğer iki kenarın toplamından küçük, diğer iki kenarın 9'da 9'un farkından büyük olacak. Yani x dediğim bu iki makasın uç noktası arasındaki mesafe en fazla 18 olabilirmiş ki, ya 18 olamaz hatta, 18'den küçük olmalıymış. Buna göre en çok kaç olabilir diye soruyor. Cevabımız Bursa'dan geldi dostlar. Evet, geldik 4 numaralı sorumuza. D noktası ABC üçgenin iç bölgesindedir. İç bölgesinde ise ne yapıyorduk kardeşlerim hemen? Şu üçgende 6 ile 3'ün toplamı, yani 6 ile 3'ün toplamı nedir? 9. Karşısındaki kenarın uzunluğundan büyük olacak. Diğer ikisinin toplamından, yani 11 ile 7'nin toplamından da küçük olacak demiştik. Yani 18'den de küçük olacak. Evet, 9 zaten 18'den küçük. Sonra bu üçgende bir de üçgen eşitsizliği yapalım. Bakın x küçüktür. Diğer ikisinin toplamı ve diğer ikisinin farkı. Büyük üçgende bir eşitsizlik yapalım. X küçüktür 18, büyüktür ikisinin farkı 4. İşte x'in alabileceği tüm değer aralıkları bunlar. Şunu zaten gerek kalmadı. X 9'dan küçük bulduk burada. Burada zaten var X 9'dan küçük. Hemen kesişimlerini alalım. Küçüklerden büyüğü alıyorduk. Büyüklerden de küçüğü alıyorduk. İşte
aralığımız buymuş. Demek ki ne olabilir? X 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur. Yani 4 tane tam sayı değeri vardır deriz dostlar. Evet, geldik 5 numaralı sorumuza. Şimdi burada hemen 2x eksi 3'ü şöyle ortaya yazalım. 2x eksi 3 küçüktür diyelim. Diğer ikisinin toplamı 11 ile diğer ikisinin farkı 3'ten. Sonra her bir terime 3 ekliyorum dostlarım. Çünkü buradaki eksi 3'ten kurtulmak istiyorum. Buna 3 ekledim, 6. Buraya 3 ekledim, 3 gitti zaten. Eksi 3'tü, artı 3 ekleyince sıfırladı onlar. Buraya 3 ekledim, 14. 2'ye bölüyorum x'i yalnız bırakmak adına. 3 oldu x ve 7 oldu. Şimdi x'in aralığı 3 ile 7'ymiş. Bu aralıktaymış. Fakat bize bir tane daha şart koşmuş. Bakın şu var bir de dostlarım. Bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi b açısı küçükmüş. B'nin karşısındaki kenar da küçük o zaman. Yani 2x eksi 3 küçükmüş. C'den. C'nin karşısındaki 7'den. İşte bunu da konuşalım şimdi. Hemen eksi 3'ü bu tarafa atarsak 2x küçüktür 10 olur. X küçüktür 5 olur. Yani ben x için bir aralık daha buldum. X küçüktür 5 aralığını buldum. Şimdi o halde bu ikisinin kesişimini alıyorum hemen. Küçüklerden büyüğü alacağım. Zaten bir tek 3 var. Onu aldım. Büyüklerden küçüğü alacağım. Yani 5'i. İşte x'in bu aralıkta bir tane değeri vardır arkadaşlarım. O da sadece 4'tür. Demek ki kaç değeri vardır? Bir tane değeri vardır dedim. 12 santimlik bir cetvel bir noktasından kırılarak soldaki parça şekildeki gibi saat yönünde alfa derece döndürüldüğünde. Şimdi bu alfa derece döndürülmüş. Yani şuradan şöyle çizeyim. Şurası alfa dereceymiş dostlarım. Tamam. Alfa 90'dan küçük bir açıymış. Onu da biliyoruz. Orada burada öyle söylemiş. Alfa 90'dan küçük bir açı olduğuna göre. Şimdi alfa 90'dan küçük, atın kafadan 89 olsa. Hemen bunun iç açısı kesin 91'dir. Yani 90'dan kesin büyüktür diyebilir miyim dostlarım? Yani ne söyledim? Alfa 90'dan küçük. İstediğim bir sayıyı yaz buraya. 90'dan küçük olsun. Mesela 70 yaz. Bu durumda içi açısı ne olacak? 110. 60 yaz 120 olacak. Yani her halükarda şuradaki açımız 90'dan büyük bir açı geliyor. Bunu anladık. Zaten dar açının bütünleri her zaman geniş açıdır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi AB'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye bir soru sormuş. Şurayı soruyor bize. X'i soruyor dostlarım. Şimdi bu herhangi bir yerinden mi kırılmış? Bir noktasından, yani şuradaki 7'den kırılmış tam diye düşündüm. Yani şurası 6 santim. Burası da 1, 2, 3, 4, 5 santim. Şimdi ne yapacağız dostum? Diyeceğiz ki x dediğimiz şey bu ikisinin toplamından küçük. Burası 6 mı? 7, 7 pardon. Şurası 7 santim. 7'de kırılmıştı değil mi? İkisinin toplamı ne yaptı? 12'den küçük oldu. İkisinin farkı 2'den büyük oldu dostlarım. Şimdi normalde x'in aralığı bu. Ama sakın ha tutup da x 11'dir hocam, en fazla 11 olur demeyin kurban olayım. Niye? Çünkü bir de buradaki 90 dereceyi göz ardı etmeyin. Şimdi 90'dan büyük dediği için biz ne yapıyorduk burada da? Önce 90 kabul ediyoruz burayı. Tam 90 olsaydı x kare eşittir bir 5'in karesi artı bir de 7'nin karesi diyecektik. Ama büyük dediği için biz de buraya büyüktür simgesini koyuyoruz. Şimdi bu durumda x kare büyüktür. Toplamlar 69, 74 yaptı. Yani x büyüktür kök 74. Şimdi 74, 81 olsaydı 9 diye çıkardı. 64 olsaydı 8 diye çıkardı. Demek ki ikisinin arasında bir değer çıkacak. Yani x büyüktür 8 nokta bir şey. Hadi ona 8.2 diyelim. İşte x için bir de bu aralığı bulduk. X büyüktür 8.2'yi bulduk. Şimdi işte x'in alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. 8.2'den büyük olacağı için en az 9'u seçersiniz dostlarım. Cevabımız Ceyhan'dan gelir. Evet, 7 numaradayız. İç bölgesindedir. Bakın burada ne yapıyorduk? Şuna AB'ye X, AC'ye de Y diyelim. 5 ile 7'nin toplamı yani 12 küçük olacaktı X ile Y'nin toplamında. İşte x ile y'nin toplamı 12'den büyük olacakmış. Direkt kuralı yaptım dostlarım. 12'den büyük olacaksa en az 13 olur dedim. Evet dostlar, bu videomuzun da sonuna geldik.
tarama testini gömdük. Bir sonraki videomuzda da konu testini gömeceğiz inşallah. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kardeşlerim.